Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 27 Şubat 2016 Cumartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Suriye'de geçici ateşkes gece yarısı itibariyle başladı. Peki ateşkesin ilk gününde ülkede neler yaşandı? Bu sorunun yanıtını birazdan ekranınıza getireceğim. Siyaset dünyasında gözler Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki söz düellosundaydı. Başbakan dün akşam mecliste başlayan eleştirilerine bugün Bingöl'de devam etti. Kılıçdaroğlu ise Kayseri'den yanıt verdi. Davutoğlu'nun gündeminde terör örgütü PKK-YPG teröristin taziyesine giden HDP'li vekil ve anayasa çalışmaları da vardı. Cerattepe tartışmaları da bugün sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan eyleme katılanlara yavru gezici benzetmesi yaptı. Türkiye'nin 90 yıllık enkazını kaldırdık diyen Emine Erdoğan'a tepki ise Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. Bu arada Ermeni diasporasının Amerika'nın Michigan eyaletindeki eğitim müfredatına soktuğu sözde soykırım yalanına karşı Türk milleti adına tarihi bir zafere imza atan Vatan Partisi harekete geçti. Ana haber bültenimize İdil halkının teröre karşı tepkisiyle başlıyoruz. Şırnak İdil'deki terör operasyonlarına bölge halkı Türk bayraklarıyla destek oldu. İdilli vatandaşlar binaların çatılarına ve evlerinin balkonlarına Türk bayrakları astı. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçede halk huzurun sağlanması için asker ve polisin operasyonlara devam etmesini istedi. PKK'nın terör eylemlerine başlayamadan hüsrana uğradığı Şırnak'ın İdil ilçesinde operasyona halktan destek geldi. Yani devletimizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Yurttaşlar evlerinin çatısına ve balkonlarına Türk bayrakları astı. Bu terörü inat diyoruz. İdil'de operasyon 16 Şubat'ta başlamıştı. Çok kısa süre içerisinde 200'e yakın EYP imha edildi. Onlarca barikat kaldırıldı. Dün de yeni mahalle PKK'lılardan temizlenmişti. Daha önce sokağa çıkamıyorduk. Barikat kurdular, mine koydular. Bir yere gidemiyorduk. İnşallah bundan sonra durum düzelecek. Öyle düşünüyorum inşallah. İdil halkı askerlerin ve polisin başarılı operasyonuna destek verip devam etmesini istiyor. Ya, operasyon askerimiz Allah razı olsun. İyi yapıyorlar, böyle seçme yapıyorlar. Sivil halk zarar görmemek için yapıyorlar. Aşağı mahallede oturan vatandaşlar PKK'ya tepkili. Çünkü ilçede huzur kalmadı. Bomba korkusuyla çocuklar okula gidemiyor. Ondan sonra bizim çocuklarımız okula gitmiyorlar. Bu barakat için bu mayınlar okullar kapalıdır. Biz bu PKK'yı alıyoruz. Çatılarında Türk bayrağı dalgalandıran İdil halkı operasyondan sonra ilçenin normale döneceğini söylüyor. Operasyonlardan sonra nasıl bir İdil olacak size göre? Bize göre iyi olacak. Sokağa çıkma yasağı süren ilçede yurttaşların gıda ve sağlık ihtiyaçları güvenlik güçleri tarafından sağlanıyor. Bir takıntımız fazla olmuyor. Olursa da arkadaşlar tarafından karşılıyorlar. Memnunuz. Bayrak devletimiz için destek için operasyon devam için biz devletimiz hakkındayız. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde huzur var, güven var. Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lılara yönelik başlatılan operasyon tamamlandı. Vatandaşlar teröristlerden temizlenen ilçeye dönmeye başladı. Şırnak'ın İdil ilçesinde ise PKK'nın karargah olarak kullandığı iki ev bulundu. Çok sayıda silahın ele geçirildiği evlerin bodrumlarında tüneller kazıldığı belirlendi. Mardin'in Derik ilçesinde operasyonlar tamamlandı. Hendek kazıp barikat kurmak isteyen PKK'lılara yönelik güvenlik güçleri 19 Şubat günü operasyon başlattı. Dağ, Kale, Ceviz Pınar'la Küçük Pınar mahallesinde çatışmalar yoğun yaşandı. 14 bomba düzeneği imha edildi, 15 barikat kaldırıldı, 7 çukur kapatıldı. PKK'nın ilçeye verdiği zarar da gün yüzüne çıktı. Birçok ev ve iş yeri tahrip oldu. Biz cuma akşamı evde oturuyorduk, sesler duyduk, dışarı çıktık, balkondan baktık. Birileri yol ortasına hendek kazıyor. Cuma gün çıktıktan sonra artık eve uğramadık. İşte dün geldik, evimizi bu halde bulduk. İlçeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor. İlçedeki minibüsler tekrar ilçeler arası seferlerine başlarken çatışmalar nedeniyle ilçeyi terk edenler de dönmeye başladı. Zırhlı araçlar mahallelerde tekrar hendek kazılmaması ve barikat oluşturulmaması için devreye geziyor. Asker ve polisin ortak operasyonu Şırnak'ın İdil ilçesinde de aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri yeni mahallede örgüt üyelerinin karargah olarak kullandıkları iki evi ortaya çıkardı.
Evlerin bodrumlarında silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Evlerde PKK'lıların kazdığı tünellerde dikkati çekti. Teröristler tünelleri görünmeden evlere girip çıkabilmek için kullanıyor. Güvenlik güçlerinin başarıyla sürdürdüğü operasyonda en büyük tehdidi el yapımı patlayıcılar oluşturuyor. İdil'de 180 civarında patlayıcı kontrollü imha edilirken çukurlardan 20'si kapatıldı, 80 barikat yıkıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Geri dönüş yok, terör bitecek diyen Akar, bölgedeki vatandaşların zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimsenin etnik kimliğiyle, mezhebiyle alakası yok, Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes bizim kardeşimizdir, dedi. Üzgünüz, sinirliyiz, kızgınız. Ama hiçbir zaman kızgınlığımız, asabiyetimiz aklımızın önüne geçmeyecek. Türkiye'nin, ülkemizin dört bir tarafında mücadeleyi sürdürüyoruz. Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden şehitler için Genelkurmay Başkanlığı karargahında tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve askeri personellerin aileleri de katıldı. Şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar konuşma yaptı. Mücadelemizde son derece kararlıyız, son derece bilinçliyiz. Bu terörle mücadele konusunda dönüş yok, bitecek. Ülkemizi hakikaten güvenli ve bir huzur ülkesi haline getireceğiz. Dolayısıyla herkes normal hayatını, günlük hayatını rahat bir şekilde çoluğuyla çocuğuyla yaşar hale gelecek. Orgeneral Akar, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Karada, denizde, havada gerçekten ülkemizin ve milletimizin itibarı için yapılması gereken neyse, muhakemeye dayalı cesaretle gece demeden, gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor. İnanın çok büyük bir hassasiyetle oradaki masum vatandaşlarımızın kim olursa olsun, hangi etnik, hangi mezhepten olursa olsun, oradaki masum vatandaşlarımızın kılına dahi zarar gelmemesi için büyük bir gayret, büyük bir dikkat sarf ediliyor. Orgeneral Akar, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan terörle mücadele ettiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir kişinin etnik kimliğiyle, mezhepsel kimliğiyle alakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bizim kardeşimizdir. Herkesin güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Doğudaki Mehmetçiğin toplanma alanları ile ilgili bazı olumsuz haberler vaktiyle ekranlara yansımıştı. İşte bu konuda bir gelişme var. Mehmetçik Doğu illerinde terörle mücadelesini aralıksız sürdürürken Van'da askerler için yeni bir kabul toplanma merkezi kuruldu. Sınıra giden ve sınırdan dönen askerler geçici süreyle bu merkezlerde kalıyor. 5 yıldızlı otel konforuna sahip merkezde sosyal faaliyet alanları da bulunuyor. 24 saat sıcak su, ortopedik yataklar, duşlar, lavabolar ve 3 öğün yemeğin çıktığı yemekhaneler. Hepsi de teröre karşı görev yürüten kahraman Mehmetçikler için. Van Jandarma Asayiş Korordu Komutanlığı tarafından yaptırılan kabul toplama merkezi Mehmetçik'e adeta 5 yıldızlı otel konforu sunuyor. Sınıra giden ve sınırdan dönen askerler birliklerine gitmeden önce geçici süreyle bu merkezlerde kalıyor. Kabul toplanma merkezleri tüm Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin birliklerine emniyetli bir şekilde gitmelerini sağlamak ve birliklerinden yine emniyetli bir şekilde memleketlerine gitmelerini sağlamak maksadıyla kurulmuş askeri birliklerdir. Kabul toplanma merkezi 5 yıldızlı otel konforunda 1760 kapasitesi bulunuyor. 5 ayrı bina ve 61 koğuştan oluşuyor. Van Asayiş Korordu Komutanlığı'ndaki kabul toplanma merkezinde Mehmetçik için her şeyin en güzeli düşünülmüş. Lavabolarına bile sensörlü musluklar bırakılmış. Kabul toplanma merkezinin 4 yemekhanesi bulunuyor. 3 öğün sıcak yemek çıkarılıyor. Askerlerin misafir edildikleri süre içerisinde sosyal faaliyetlerini sürdürmeleri için gazino ve ortak alanlar da düşünülmüş. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından 24 saat boyunca yaşam alanları canlı olarak izleniyor. Misafir edilen askerler daha sonra çelik yelek ve kask giydirilerek helikopter ya da mayına karşı korumalı kirpi tipi zırhlı araçlarla güvenli bir şekilde birliklerine ulaştırılıyor. Van Kabul Toplanma Merkezi'nde Van Ferit Melen Havaalanı'na inen kahraman Mehmetçiklerimizi havaalanında görevli personel tarafından bizler karşılamaktayız.
Bu personel araçlarla kabul toplanma merkezine getirilmekte. Burada birliklerin emniyetli bir şekilde gidene kadar misafir edilmektedirler. Kabul toplanma merkezi komutanı Jandarma Binbaşı Sabri Erten merkezle ilgili bilgiler verdi. Bu hizmet binalarının şu anda halen ısı ve su testleri devam etmektedir. Bu ısı ve su testlerinin bitmesine müteakip yaklaşık bir haftalık zaman zarfı içerisinde yeni binalarımızda erbaş ve erlerimize 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye. Ankara Gar ve Merasim sokaktaki patlamaların ardından güvenlik önlemleri artırılıyor. Ankara Başsavcısı Harun Kodolak'la Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen önlem için Ankara'ya gelenlerin şüphelilerin tespiti için kentin işlek cadde ve meydanlarına yüz tanıma sistemi kurulmasını talep etti. Ankara Gar ve Merasim sokaktaki patlamaların ardından emniyet harekete geçti. Güvenlik önlemleri için yeni planlamalar yapıldı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ve terör suçlarına bakan Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu bilgilendirdi. Kodalak ve İşçimen, Davutoğlu'ndan Kızılay, Aşti, Ankara Garı ve Ulus Meydanı gibi alanlarda yüz tanıma sistemi kurulmasını talep etti. Bu sistemle Ankara'ya gelen şüphelilerin keşif sırasında tespit edilebileceği vurgulandı. Sistemin İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Antalya gibi illerde de kurulması gerektiği belirtildi. Dedektör köpeklerin daha etkin kullanılması, gözaltı süresinin 8 gün olması, savcıların görev alanının genişletilmesi gibi önlemler de toplantıda tartışıldı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü güvenlik önlemleri çerçevesinde 79 ilde harekete geçti. Emniyet, Hakkari ve Şırnak dışındaki tüm kentlerde özel güvenlikle korunan bina ve tesislerdeki önlemleri denetlemeye başladı. Görevlendirilen polis müfettişleri denetlemeye gittikleri kentlerdeki AVM'leri, havaalanlarını, otogar, metro ve tren istasyonlarını da mercek altına alacak. 5 gün içinde tamamlanacak denetlemelerde görülen aksaklıklar ve sorunlar rapor halinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim hedefini dindar nesil yetiştireceğiz sözleriyle yeniledi. Erdoğan, dindar nesil yetiştireceğiz ama bu dinsizlere hizmet vermeyeceğiz anlamına gelmiyor, dedi. Ben bir başbakan olarak hedefimi böyle belirlemişim. Ama bu demek değil ki bu ülkede dinsiz olanlara hizmet vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dindar nesil tartışmasını yeniden açtı. Ensar Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, hedefimiz dindar nesil yetiştirmek dedi. Ama hedefimiz dindar nesildir. Çünkü biz şunu biliyorduk. Bir taraf olan bertaraf olur. Erdoğan, dinsize de hizmet vereceğiz ifadelerini kullandı. Başbakanlığım döneminde bir konuşmamda dindar nesil yetiştireceğiz dedim. Birileri çılgına döndü. Yani bir başbakan böyle konuşamaz dediler. Yani niye konuşamayacağımı ben de anlayamadım. Ben bir başbakan olarak hedefimi böyle belirlemişim. Ama bu demek değil ki bu ülkede dinsiz olanlara hizmet vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip mezunu profesör ve doçentlerin de İmam Hatip okullarına müdür yapılabileceğini söyledi. İmam Hatiplerde proje okullarımız var. Bunlardan seçim yapmak suretiyle bazı profesörlerimizin, bazı doçentlerimizin, bazı yardoşlarımızın veya doktorasını yapmış hocalarımız acaba İmam Hatiplere müdür olmazlar mı? Ya nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, geçmişte bu ülkede bunun örnekleri başka okullarda var. Şimdi ben de teklif ediyorum. Türkiye'nin 90 yıllık enkazını kaldırdık diyen Emine Erdoğan'a Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi. Gençler Emine Hanım'a kırmızı kart gösterdi. Cumhuriyet ve kadın düşmanı zihniyete karşı 10 maddelik çözüm programını açıkladı. Cumhuriyeti hedef aldı, yanı Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. Emine Erdoğan, Ensar Vakfı'nda Türkiye'nin 90 yıllık enkazını kaldırdık dedi. İşte bu ifadeler üzerine yüzlerce genç Ankara'da toplandı ve Emine Erdoğan'a kırmızı kart gösterdi. Emine Erdoğan'a hep birlikte kırmızı kart gösteriyoruz.
ve onun şahsında tüm Cumhuriyet düşmanlarını uyarıyoruz. TGB'lilerin nefesi her daim ensenizde olacak. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Elif İlhamoğlu, ortada bir enkaz olduğu doğrudur. Fakat o enkaz Cumhuriyet değil, bugün AKP'nin temsil ettiği gerici zihniyettir dedi. Fakat o enkaz Cumhuriyet değil, bugün AKP'nin temsil ettiği gerici zihniyettir. Ve biz Atatürk Gençliği o enkazı kaldırmaya hazırız. Enkazı kaldırırken Emine Erdoğanlara da Cumhuriyet'in kazanımlarını öğreteceğiz. İlhamoğlu, Türkiye Gençlik Birliği'nin 10 maddelik çözüm programını açıkladı. Kadın ve erkek Cumhuriyet'in yurttaşlarıdır. Kavgamız bu eşitliği bozmaya çalışanlarladır. Laiklik, kadının ve eşitliğin güvencesidir. Laiklik yoksa eşitlik de yok. Vahşice öldürülen özge canların, cansellerin hesabını bu gerici zihniyetten sormak bizim görevimizdir. Kadınları toplumsal yaşamdan koparıp eve kapatmaya çalışan iktidarın gerici politikalarına karşı biz kadınlar toplumun her alanında en önde mücadele edeceğiz. Tarikatlara, cemaatlere kapıları açan, laikliği ortadan kaldırmaya çalışan, yurttaşlık tanımını silen yeni anayasaya izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet devrimi kanunları kaldırılamaz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, meclisteki bütçe görüşmelerinde terör örgütü PKK-YPG üzerinden CHP'yi eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na neden YPG'de PKK'da aynıdır diyemiyorsunuz diye soran başbakanın gündeminde Ankara saldırısını düzenleyen teröristin taziyesine giden HDP'li vekil ve anayasa çalışmaları da vardı. Benim liderliğe gelişimde kaset oyunları olmadı, olmayacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu meclisteki bütçe görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör örgütü PKK-YPG üzerinden eleştirdi. Şunu soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bu hikayeyi burada anlatırken niye PKK'yı PYD'den ayırt ettiniz? Başka bir terör örgütü dediniz. Niye dönüp Türkiye'ye bu caniyi sokan ve gidip de orada YPG militanlarla birlikte yetişmiş bu caninin karşısında YPG'de PKK'da aynıdır deme cesaretini göstermiyorsunuz? Davutoğlu, Ankara saldırısını düzenleyen teröristin cenazesine giden HDP'li vekili de unutmadı. O bedenleri parçalayan bir caninin taziye ziyaretine gitmek nedir biliyor musunuz? Bütün insanlığı katleden birini kutsamaktır. Biz buna sessiz kalır mıyız? Peki buna ana muhalefet partisi sessiz kalacak mı? CHP'ye dönük eleştirilerini anayasa çalışmaları üzerinden sürdüren başbakan, iki ayrı komisyon kurma çağrısında bulundu. Daha ikinci toplantısında komisyonun CHP hemen çark etti. Gelin iki ayrı komisyon kuralım. Anayasa yoluna devam ederken darbe hukukunu da tümüyle temizleyelim bu ülkeden. Davutoğlu eleştirilerine açılış töreni için gittiği Bingöl'de devam etti. Terörist cenazelerini sahiplenen HDP'li vekili Bingöllülere şikayet etti. Bombalı araçla 29 canımızı şehit eden bu teröristin cenazesine giden aynı o terörist gibi bu suça ortak olmuş olur. Hiçbir siyasi sistem böyle bir şımarıklığa, böyle bir aymazlığa göz yummaz. Başbakan referandum mesajı vermeyi de ihmal etmedi. İnşallah anayasamızı Ankara'da sizlerin de onayıyla yaptıktan sonra referandumda çok daha büyük bir oranla evet diyeceğinizi de biliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde sorduğum soruların hiçbirine yanıt alamadık dedi. Çok ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Kayseri'de de olduğunu biliyoruz. Ama bu sorunların aşılması için mevcut iktisat politikalarının yetersiz olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Dün yaptığımız bütçe görüşmelerinde bütün bu ayrıntıları olabildiğince bütün çıplaklığıyla kamuoyunun önüne getirmeye çalıştım. Ama benim sorduğum hiçbir soruya maalesef hiçbir yanıt alamadım. Umarım Kayseri'nin de dikkatini çekmiştir bu. Neden bizim sorularımıza yanıt vermiyorlar veya veremiyorlar? Sadece içeride değil dışarıda da sorunlarımız var. İzlenen yanlış dış politika nedeniyle özellikle iş adamlarımız, ihracatçılarımız ciddi sorunlarla karşı karşıya. Umarım Türkiye'nin bu tablosu değişir. Umarım daha güzel, daha huzurlu, çatışmanın olmadığı, kavganın olmadığı güzel bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden inşa ederiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın gönderdiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile ilgili mektuba yanıt verdi. Bahçeli, anayasa çalışmaları 4 partiyle sürmeli, CHP ikna edilmeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile ilgili gönderdiği mektuba yanıt verdi. Bahçeli bir kez daha CHP'nin masaya oturması gerektiğini söyledi. Bize göre ana muhalefet partisi olmadan anayasa yazımına teşebbüs etmek kesinlikle sakıncalı ve mahsurludur. Bu itibarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikna edilip masaya davetinin sağlanması lazımdır. Bahçeli, Kahraman'a gönderdiği yanıtta anayasa çalışmaları 4 partiyle sürmeli, CHP ikna edilmeli dedi. AKP'nin komisyonu bir başkanlık dayatması için bir zemin olarak gördüğünün çok açık bir şekilde anlaşılmış olması ve bizim de bu anlayışa asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha açıkça ortaya koymamız üzerine meclis başkanı tarafından komisyonun çalışmalarına son verildi. Türk milleti ifadesini hedef alan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, CHP'nin 3. toplantıda masadan kalkması sonucu dağılmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da CHP'nin masaya yeniden oturmaması durumunda 3 partiyle toplantılara devam edilebileceğini söylemişti. Elbette yeni anayasanın her 4 partinin iştirak ettiği yüksek nitelikli bir temsille yazılmasını tercih ediyoruz. Ancak CHP komisyona katılmaktan imtina ederse diğer 2 partiyle oluşturacağımız komisyonla da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni anayasanın yazılabileceğine ve bu anayasanın da hiçbir meşruiyet açığına sahip olmayacağına inanıyoruz. CHP'nin masadan kalkmasının ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman, parti liderlerine bir kez daha mektup göndermiş, masaya davet etmişti. Türkiye'deki önemli gelişmelerin bir kısmı böyleydi. Şimdi Türkiye'de ilgilendiren önemli bir başka gelişme için sınırlarımızın dışına uzanıyoruz. Amerika ile Rusya'nın uzlaşmaya vardığı Suriye'de geçici ateşkes gece yarısı itibariyle başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de ateşkesi oy birliğiyle kabul etti. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura, ateşkese uyulması halinde müzakerelere 7 Mart'ta devam edileceğini açıkladı. Öte yandan Rusya'da ateşkese uyan gruplara hava operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Suriye'de ateşkes başladı. Amerika ile Rusya'nın uzlaşmaya vardığı geçici ateşkes gece 24 itibariyle yürürlüğe girdi. Ateşkes öncesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de alınan kararı oy birliğiyle kabul etti. Karara göre Suriye'de çatışmalar sona erdirilecek ve ülkede siyasi geçiş süreci başlatılacak. Ateşkese tarafların uyup uymayacağını, Amerika ve Rusya eş başkanlığı altında çalışacak, ateşkes görev gücü izleyecek. Ateşkes, IŞİD, El-Nusra ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak kabul edilen grupları kapsamıyor. Ateşkese ilişkin Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stephen de Mistura'dan bir açıklama geldi. Mistura, ateşkese bağlı kalınırsa Suriye müzakerelerine 7 Mart'ta devam edileceğini belirtti. Amerika Başkanı Barack Obama, Moskova ve Şam yönetimlerinin ateşkes kararına uyup uymayacağını tüm dünyanın yakından izleyeceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sürecin karmaşık olduğunu ancak bunu yapmanın başka bir yolunun bulunmadığını belirtti. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı ateşkese uyma kararı alan gruplara hava operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Peki ateşkes uygulanıyor mu? Sırada bu sorunun yanıtı var. Dünyanın beklediği Suriye'deki ateşkes başladı ancak çatışmalar durmadı. Suriye ordusu Türkmen Dağı bölgesinde terör gruplarıyla çatıştı. Seken 5 top mermisi Yaylı Dağı ilçesine düştü. IŞİD ise PYD'nin ele geçirdiği Tel Abyad'a saldırı başlattı. Suriye'de ateşkes başladıktan sonra da çatışmalar devam etti. IŞİD, PYD'nin ele geçirdiği Tel Abyad ve Siluk kasabalarına ağır silahlarla saldırı başlattı. Çatışmaların yoğunlaşması üzerine sık sık sınırı aşan mermiler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşmesi üzerine halk geceyi tedirgin geçirdi. Bu sabah ise Suriye resmi haber ajansı Sana, Hama kentinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 2 kişinin öldüğünü duyurdu. Yetkililer saldırının gece saatlerinden itibaren yürürlüğe giren ateşkesin ardından gerçekleştirilmesine dikkat çekti.
En yoğun çatışmalar Türkmen Dağı bölgesinde yaşandı. Suriye ordusuyla terör grupları arasındaki çatışmalar Kelez ve Karamanlı köylerinde devam etti. Çatışmalardan seken 5 top mermisi Yayladağ ilçesinin Kışlak ve Uğur Yol mahalleleri yakınlarındaki boş araziye düştü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayın ardından sınırda görevli askerler angajman kuralları kapsamında Suriye tarafına topçu atışları yaptı. Bu arada IŞİD'in Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirdiğine dönük bilgiler geldiğini de sizlerle paylaşalım. Suriye'deki ateşkesi Türkiye'nin tepkisi ne oldu? Bu sorunun yanıtıyla devam ediyoruz. Suriye'de ateşkesin devreye girmesiyle birlikte sınır hattında devreye uçuş yapan askeri jetlerin sayısı artırıldı. Genelkurmay Başkanlığı sınırdaki F-16 sayısının 14'e çıkarıldığını açıkladı. Suriye'de ateşkes ilan edildi, sınırdaki F-16 sayısı artırıldı. Suriye'de gece yarısından itibaren devreye giren ve sık sık bozulduğu iddia edilen geçici ateşkesi Türkiye yakından takip ediyor. Bu kapsamda Suriye sınırında devriye uçuşu yapan askeri jetlerin sayısı artırıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Suriye hududunda devriye uçuşu yapan F-16 sayısının 12'den 14'e çıkarıldığını açıkladı. Uçak sayısında artışa gidilmesi dikkat çekti. Bu durum son aylardaki en yoğun devriye uçuşu anlamına geliyor. Rekor sayıdaki uçuş, geçen yıl 24 Kasım'da Rusya'ya ait savaş uçağının düşürülmesinden bir gün sonra yapılmıştı. 25 Kasım'da Suriye sınırında tam 18 F-16 uçağıyla devriye uçuşu yapılmıştı. Daha sonra uçak sayısı kademeli olarak 12'ye düşürülmüştü. Dikkat çeken tek gelişme uçak sayısının artırılması değildi. Genelkurmay Başkanlığı 3 adet bot ve 1 adet mobil radarla Türkiye-Suriye hududunda kontrol görevi icra edildiğini de duyurdu. Küresel güçlerin derdi Suriye'yi bölmek. Bu artık açık açık ifade ediliyor. Amerika merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation Suriye için bölünme senaryoları hazırladı. Kuruluşun Suriye için barış planı adı altında hazırladığı senaryoya göre Suriye Esad bölgesi, IŞİD bölgesi, PYD bölgesi ve koalisyon bölgesi olmak üzere 4'e bölünecek. ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation, Suriye için barış planı adı altında Suriye'ye yönelik bölünme senaryoları hazırladı. Planda Suriye'de 4 bölge oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Bölgelerden ilki Suriye hükümeti tarafından kontrol edilen Esad bölgesi. Bu bölge Şam'ın güneyinden Humus, Tartus ve Banyas'ı içine alıp ve Laskiye'ye ve Türkiye sınırına kadar uzanıyor. İkincisi Kürt bölgesi. Bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin hakimiyetine verilmesi planlanan bu bölge, Suriye'nin kuzeyini kapsıyor. Halep'in doğusundan Haseke ve Kamışlı'ya dek uzanan koridoru içeriyor. Üçüncü bölge ise muhalefet güçleri tarafından kontrol edilen iki alan. Bu alanlardan birincisi ülkenin güneybatısındaki Dera civarı, ikincisi ise İdlib merkezli alan. Bu alanların muhaliflerin kontrolüne verilmesi planlanıyor. Dördüncü bölgede şu an IŞİD'in kontrolü altında olan Fırat Vadisi'ndeki Deir ez-Zor ve Rakka ile ülkenin merkezinde yer alan Palmira kenti. Dördüncü bölgenin IŞİD bölgeden çıkarıldıktan sonra uluslararası koalisyonun denetimine bırakılması planlanıyor. Amerika'da konuşulan sadece bu değil, Amerika'da Türkiye'de ilgilendiren bir gelişme var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çürütülen Ermeni soykırımı iddiaları Amerika'nın Michigan eyaletinde eğitim müfredatına girdi. Eyalet Meclisi, Holokost ve Soykırımlar Dersi adı altında Ermeni soykırımı yıllarını da müfredata aldı. Sözde iddialar karşısında Türk milleti adına tarihi bir zafere imza atan Vatan Partisi, yasanın geri çekilmesi için derhal harekete geçti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı hatırlatan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekin, gerekli girişimleri derhal başlatacaklarını vurguladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre davasında verdiği karara rağmen Amerika'nın Michigan Eyaleti Temsilciler Meclisi hukuksuz bir yasaya imza attı. Meclis, Ermeni soykırımı yalanını eyaletin eğitim müfredatına aldı. Eyalet Meclisi Ermeni soykırım iddialarını Holokost ve Soykırımlar Dersi adı altında verilmesini kararlaştırdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararla Holokost'la Ermeni iddialarının aynı kefeye konamayacağı, teşhirin aynı kefeye konamayacağı söylendi. Bu da açıklandı. Zaten bu hukuken çürütülmüş oldu. Vatan Partisi 23 Şubat'ta Eyalet Meclisi'nde alınan kararı basın açıklamasıyla kınadı. Açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre davası kararına uyma uyarısı yapıldı.
aldıkları kararlar siyasi karar. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekin, Eyalet Meclisi'nin aldığı karara Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile yanıt verdi. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddesi soykırım suçunun ancak uluslararası bir ceza mahkemesinde karara bağlanacağı açıklıyor. Böyle bir karar yok. Kararı tanımadıklarını açıklayan Pekin, yasanın geri çekilmesi için gerekli girişimi başlatacaklarını belirtti. Bu kararı tanımıyoruz. Tanımayacağımızı biliriz. Elimizden ne geliyorsa uluslararası arenada her türlü gayreti göstereceğiz. Zaten şu anda o bölgedeki Amerika'daki arkadaşlarımız var. Onlar da ilgili faaliyetleri şu anda yapıyorlar. Yani bu dersin kaldırılması konusunda gerekli girişimlerde bulunuyorlar. Biz de bulunacağız girişimlerde ve bunu kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde söyleyeceğiz. Michigan eyaletindeki temsilciler meclisine gerekli yazıları, dokümanları göndereceğiz. Oradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla etkili olmaya çalışacağız. İran'a uzanıyoruz. Zira komşuda seçim sonuçları netleşmeye başladı. Sandıklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle başkent Tahran ve büyük şehirlerde oy verme işlemi 5 kez uzatıldı. Kesin olmayan ilk bilgilere göre seçimlerde muhafazakar kanat önde. Sonuçları merakla beklenen İran Parlamentosu ve Uzmanlar Konseyi seçimleri gece geç saatlerde tamamlandı. Katılımın %70 olarak açıklandığı seçimlerde yaklaşık 55 milyon seçmenin 33 milyonu sandığa gitti. Başkent Tahran dışında sonuçları netleşen ilk seçim Uzmanlar Konseyi seçimleri oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre konsey seçimlerinde muhafazakar kanat açık ara önde. 88 sandalyeli Bilgeler Konseyi'ne 3 reformcu, 2 bağımsız ve 54 muhafazakar din adamının girmesi kesinleşmiş görünüyor. Uzmanlar konseyi ülkede en üst makam olan ve geniş yetkilere sahip din lideri seçmesi bakımından büyük önem taşıyor. Parlamento seçim sonuçları için Tahran ve bazı büyük şehirler dışındaki 40 bin sandık açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre muhafazakarların %60 oranında oy aldığı belirtiliyor. Reformist kanadın %30 oranında oy aldığı açıklanan sonuçlarda %10 oranında bağımsız milletvekili adayı meclise girmeyi hak etmiş durumda. Başkent Tahran'da açılacak sandıkların yüzdeleri etkilemesine kesin gözüyle bakılıyor. 207 seçim bölgesi olan İran'da 32 seçim bölgesinde adayların %25 oranında oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. 21 yıl önce Afganistan'da Taliban güçleri tarafından öldürülen Abdülali Mazari için İstanbul'da anma töreni düzenlendi. Törene Afganistan Milletvekili Ahmet Behzat, Siyasiler ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Adnan Türkan katıldı. Türkan törendeki konuşmasında emperyalizme karşı mücadele vurgusu yaptı. 11 Mart 1995'te Taliban güçleri tarafından Afganistan'da öldürülen Üstad ve Baba Mazari olarak da bilinen Abdülali Mazari, ölümünün 21. yıl dönümünde İstanbul'da anıldı. Hazara Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen törene Afganistan Milletvekili Ahmet Behzat, Afganistan Hazara Demokratik Partisi Genel Başkanı Abdülkalik Hazara, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Adnan Türkan ve çok sayıda akademisyen davet edildi. Tören saygı duruşu ve Türkiye ve Afganistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Abdülali Mazari'nin hayatının yer aldığı video gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasının devamında kürsüye Afganistan Milletvekili Ahmet Behzat çıktı. Behzat, Mazari'nin Afganistan'ın birliği ve bütünlüğü için mücadele yürüttüğünü ve hayatını bu yolda feda ettiğini kaydetti. Mazari, az yek camii... Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Adnan Türkan da Hazara Türk'ü öğrencilere seslendi. Emperyalistler bizleri etnik ve mezhep savaşlarıyla bölüp parçalayıp yönetmeye çalışıyor. Bölge ülkelerinden örnekler veren Türkan, emperyalizme karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Ulusal birliği savunuyoruz. Ülkede birliği savunuyoruz, bölgede birliği savunuyoruz. Ülkemizi birliği ve bölgede birliği savunduğumuz zaman, o zaman... İşte sömürgecilerin, emperyalistlerin oyunları bozulacaktır. AKP iktidarı 2012'de Amerika'nın Colorado eyaletinde yapılan Türkiye-Amerika Özel Kuvvetleri ortak tatbikatı için 4 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay istedi. Yasa tasarısı Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Yasa mecliste de onaylanırsa Türkiye ve Amerika Özel Kuvvetleri'nin bundan sonra yapacağı tatbikatlara yasal dayanak olacak.
Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetleri ile Türk Özel Kuvvetleri arasında işbirliğini öngören yasa Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı şu anda Meclis Genel Kurulu gündeminde. Aslında bu yasa tasarısı 2012 yılında Amerika'nın Colorado eyaletinde yapılan Türk ve ABD özel kuvvetlerinin ortak tatbikatı için çıkarılıyor. 2012'de Türkiye ve Amerika tatbikat yapmış ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı alınmamıştı. AKP iktidarı hem 2012'de yapılan tatbikatın onayını 4 yıl sonra almaya çalışıyor hem de ABD ile bundan sonra yapılacak özel kuvvetler tatbikatına yasal dayanak arıyor. Yasa tasarısı 2012'de de gündeme gelmişti ancak genel kuruldaki tartışmalar nedeniyle onay alınamamıştı. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hava Hakim Albay Murat Yaman da bu bir tatbikat yapılmasına yönelik bir anlaşma değil, bundan sonra da devam eden tatbikatlara yönelik bir anlaşmadır dedi. Tasarıya CHP muhalefet etse de oy vermesiyle komisyonda kabul edildi. İstanbul'da Ensar Vakfı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Cerattepe direnişi vardı. Erdoğan, eyleme katılanlara yavru gezici benzetmesi yaptı. Konuyla ilgili bir açıklamada Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan geldi. Bakan Eroğlu, Türkiye'nin yararına olduğunu savunduğu maden yapımı için 3500 ağacın kesileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halkın mücadelesiyle yapımı durdurulan Cerattepe'deki maden ocağı ile ilgili konuştu. Erdoğan, eyleme katılanları da hedef aldı. Yavru gezdiciler! Niye? Çünkü bunlar Artvin'de alıştıklarını bulamadılar. Cerattepe'deki doğa mücadelesini provokasyon olarak niteleyen Erdoğan, halka da yavru gezici dedi. İşte bakın şimdi de Artvin'de bir Cerattepe olayı çıktı. Bu geziciler neyse bunlar da yavru gezicilerdir, bunu böyle biliniz. Konuyla ilgili bir açıklamada Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'dan geldi. Boşka yoluna taşınacak. Bu oradan Murgul'da zaten mevcut bir işletme var. Özel bir televizyon kanalında Cerattepe ile ilgili soruları yanıtlayan Eroğlu, madenin Türkiye'nin yararına olduğunu savundu. Biyoloji çeşitliliği, tabiatı, çevreyi, ormanı korumak bizim de vazifemiz. Ama tabii orada bir maden çıkacaksa, Türkiye'nin menfaati neyse onu da çevreyi tahrip etmeden asgari zararla, asgari ağaç kesimiyle. Çevreye az zarar verileceğini öne süren Bakan Eroğlu, proje kapsamında 3500 ağaç kesileceğini belirtti. Asgari zararla, asgari ağaç kesimiyle ki 3500 kadar ağaç kesilecek en fazla. AKP hükümetinin kıdem tazminatını fona devretme çabalarına karşı emekçiler Kocaeli Gebze'de eylem yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamada Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu konuştu. Bütün sendikaları kıdem tazminatını savunmak için genel greve çağırdı. AKP iktidarının kıdem tazminatını fon sistemine devretme ve kiralık işçilik girişimlerine karşı emekçiler her gün bir bölgede seslerini yükseltiyor. AKP hükümetinin kıdem tazminatı çalışmalarına karşı işçiler meydanlara indi. Emekçiler Birleşik Metal İş öncülüğünde Kocaeli Gebze şehir merkezinde eylem yaptı. Öğretmen evi önünde buluşan emekçiler sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kıdem tazminatı bizim çocuğumuzun düğün parası, kızımızın çeyiz parasıdır. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, kıdem tazminatının fona devredilmesine tepki gösterdi. O fon kadar sizin başınıza taş düşsün. Bu ülkede bu fondan ben, bu insanlar neler çektiler biliyor musunuz? Fonunda 100 milyar para birikti yeni parayla. 100 milyarın ancak 10 milyarı işçilere dağıtıldı işsizlik sigortasından. 90 milyarı başka yerlerde kullanılıyor. İşte özel emeklilik, bireysel emeklilik adı altında kıdem tazminatı fonuyla kendilerine yeni bir kaynak yaratacaklar. Serdaroğlu, bütün sendikaları kıdem tazminatı hakkını savunmak için genel greve davet etti. Sendikası bu yasa gündeme geldiği zaman iş bırakacaktır. Gelin birlikte iş bırakalım. Gelin hep birlikte şartları indirelim.
Şanlıurfa'da sık sık elektrik kesintileriyle gündeme gelen DEDAŞ bu kez işçilerin eylemiyle gündem oldu. 200'den fazla taşeron işçi asgari ücret zammının kendilerine yansıtılmadığı için eylem başlattı. İşçiler, evlerinizde aydınlıkta oturuyorsanız bizim sayemizde hakkımızı istiyoruz diyerek yetkililere seslendi. Şanlıurfa'da DEDAŞ'ın arıza ve onarım hizmetinde çalışan 200'den fazla işçi eylem yaptı. Bizim burada toplanmamızın sebebi asgari ücrete gelen 300 lira zammın bize yansımaması. Asgari ücret zammı taşeron firma tarafından işçilere yansıtılmadı. Neymiş ağam? Bize yansımamasının nedeni biz alt taşeron işçisi olduğumuz için bu zammın bize yansıtılmamasını bizim Exim Holding bünyesi altında çalıştığımız firma ilkin %30 denildi bize. Ondan sonra %24'e çekildi, %24'ten %8'e çekildi. Bu durum emekçilerin tepkisine neden oldu. 900 çalışan daha aynı durumdan muzdarip. Biz de diyoruz ki, biz arkadaşlar 2 gündür dün sabahtan bu yana evlerimize gitmemiş, çoluk çocuğumuzun yüzünü görmemiş ve kendi ailemizi bırakıp sadece haklarımızın peşine düşmüşüz. Arıza ekibinin işi ağır ve tehlikeli olduğu için mevcut yönetmeliğe göre asgari ücretten %60 daha fazla maaş almaları gerekiyor. Ancak işçilere bu hakkı verilmiyor. Hakkımız neyse biz hakkımızı istiyoruz. Biz kimseden dilenmiyoruz. Biz dilenci değiliz. Sabahtan akşama kadar bakın şu an etrafta görmüş olduğunuz gibi bütün aydınlatmalar yanıyor. Herkes mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde aydınlık bir evinde aydınlık altında oturuyorsa bu da ne mutlu, bu görmüş olduğunuz arkadaşların sayesinde oturuyor. Yüksek enflasyonun nedenleri tartışılıyor. TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran, SİMES, yüksek enflasyonun nedenini Merkez Bankası'nın başarısız politikalarına bağladı. Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Sorol'a göre ise enflasyonun esas sorumlusu hükümet. Son TÜİK verilerine göre enflasyon oranı %9,5 olarak belirlendi. Ekonominin tepesindeki isimler de yüksek enflasyonun nedenini tartışıyor. Türk Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Cansen Başaran SMS'e göre yüksek enflasyonun nedeni Merkez Bankası'nın başarısız politikaları. Merkez Bankası'nın izlediği politikaların başarısını Merkez Bankası'nın hedefleri doğrultusunda yani enflasyon hedefini tutturması açısından değerlendirmek gerektiğini hep söylüyoruz. Merkez Bankası'na şu faizleri yükselt, buraya tekrar spekülatif sermaye gelsin. Türkiye'yi çöküntüye aslında götüren sistemi devam ettir. Peki yüksek enflasyon gerçekten Merkez Bankası'nın politikalarından mı kaynaklanıyor? Merkez Bankası bir ülkenin bütün iktisadi faaliyetlerinden sorumlu değildir. Yani hükümetin ekonomiyle ilgili tercihlerini uygular. Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral, yüksek enflasyonun esas sorumlusunun hükümet olduğunu söyledi. Sorgulanması gereken şey hükümetin tercihlerinin sonuçları nedir? Soral, yüksek işsizlik ve enflasyon oranlarının ekonomik krizi özgün olduğunu söyledi. Çözüme dikkat çekti. Derhal çok ciddi tedbirler alınması lazım. Türkiye'nin ekonomiye bakışının baştan aşağı değişmesi lazım. Çok sayıda turizmci iflasın eşiğinde. Sadece Antalya'da 1500 otel kapanıyor. Peki hükümetin açıkladığı turizm eylem paketi turizmcilerin derdine derman olabilecek mi? Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu bu sorunun yanıtını ulusal kanala değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinden şüphesiz en çok etkilenen turizmciler oldu. Turizmcilerin yaşadıkları sorunların çözülebilmesi için hükümet 9 maddelik turizm eylem paketi açıkladı. Turizm sektörü tarihinin en kötü dönemlerini yaşıyor. Rusya ile yaşanan kriz ve artan terör olayları nedeniyle ülkemize gelen turist sayısı azaldı. Antalya'da bulunan 1500 otel kriz nedeniyle kapandı. 1500 tane otel iflasın eşiğinde, satılık durumda şu an. İşçiler alacaklarını alamadı, ücretlerini alamadı, tazminatlarını alamadı. Kim onlara yol gösterecek, kim onların elinden tutacak? Buyurun. Başbakan Ahmet Davutoğlu turizmde yaşanan krize çözüm için 9 maddelik eylem paketi açıkladı. Peki bu eylem paketi soruna çözüm olabilecek mi? Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu ulusal kanala değerlendirdi. Turizmin işçileri, turizmin 2,5 milyon çalışanı yok sayılıyor. Büyük işletmelere,
büyük ajantalara, A sınıfı ajantalara sadece bir çözüm öneriliyor, bir sus payı veriliyor. Çözüm bile değil. Bir sus payı veriliyor oralar. Yahyaoğlu, hükümetin yürüttüğü yanlış dış politikanın turizmin etkilenmesine yol açtığını söyledi. Türkiye'de dış siyaset ve iç güvenlik kaygıları bu boyuta geldikten sonra ajantalara vereceğiniz para turist getirmeye yetmez. Mustafa Yahyaoğlu, eylem paketinin bu yıl için geçerli olmadığını belirtti. 2016 kriz turizmi bitirdi. 2017'yi konuşacağız. Artık 2017'yi konuşmanın zamanı geldi. Krizden etkilenen çalışanlara bir de fazla mesai yolunu açan yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme, kiralık işçilikle ilgili yasa tasarısına önerge ile eklendi. O zaman mesai 11 saat yazın direkt. 7,5 saat iş günü yazmayın yasaya. Direkt 11 saat yazın. Biz bilelim ki yasaya göre çalışıyoruz. Yani bizi aldatmayın. Yahyaoğlu, esnek çalışmalara karşı olduklarını belirtti. Esnek çalışmayı biz temelinden karşıyız, esnek çalışmaya. Kural... Kışın bitmesine artık sayılı günler kaldı. Bahar kapıda. Baharla birlikte alerjik hastalıklarda da artış bekleniyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Alerji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Suna Büyüköztürk alerjinin sebeplerini ve korunma yollarını ulusal kanala anlattı. Baharın gelmesine sayılı günler kaldı. Mart'ın ilk haftasından itibaren başlayacak bahar havası bazı hastalıkları da beraberinde getiriyor. Hapşırma, burun akıntısı, şiddetli burun tıkanıklığı ve burun kaşıntısı, gözlerde sulanma, batma, yanma, kızarma. Bahar aylarında siz de bu belirtileri sık sık yaşıyorsanız alerjik nezle olabilirsiniz. Bahar ayları ile birlikte akla ilk alerjik hastalıklar geliyor. Kış mevsiminde sona gelinmesiyle birlikte ilk cemre havaya düştü. Bahar kendini hissettirmeye başladı. Baharın en sevimsiz misafiri alerjik hastalıkları ise kendini göstermeye başladı. Peki bahar alerjisi nasıl oluşuyor? İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Alerji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Suna Büyüköztürk ulusal kanala konuştu. Bahar alerjisinin yarattığı etkileri ve korunma yollarını anlattı. Bitkilerin alerjiyle ilişkileri genellikle polenleri vasıtasıyladır. Polenlerin de rüzgarla dağılanları alerjik belirtilerden sorumlu polen grubunu oluştururlar. Alerjik kişilerden bahsederken polenlere maruz kalan herkesle alerjik belirtilerin olmadığını bilmemiz lazım. Genetik olarak alerjiye yatkın kişilerde bu alerjik reaksiyonlar gelişebilmekte polenler karşısında. Bahar aylarında sürekli karşımıza çıkan bahar alerjisi şiddetli belirtilere yol açtığı için önemli bir sağlık sorunu yaratabiliyor. Özellikle çocuklarda sık görülen alerjik rahatsızlıklardan her yaş grubu etkilenebiliyor. Alerjik hastalıklardan korunmanın en önemli yolu da hayat standardına dikkat etmek. Bu dönemlerde pencereyi açmamak, mümkün olduğunca iç ortamda kalmak, sabah erken saatlerde ve gün ortası saatlerde dışarıya çıkmamak, dışarıda bulunulursa eğer eve gelindiğinde banyo yapmak ve elbiseleri değiştirmek, arabada yolculuk ediliyorsa mutlaka pencereleri kapalı tutup havalandırmaya çalıştırmak. Bu haberle birlikte bu akşam da ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.